Selamlar, yepyeni bir Teknostore videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Jio GT RGB Gaming Notebook Soğutucu'yu inceliyoruz. Her ön inceleme videosunda olduğu gibi kutu açılımıyla başlıyorum. Kutunun kapağını kaldırdığımda notebook soğutucuyu burada görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde kutunun devamına baktığımda burada bir şöyle Türkçe kullanım kılavuzu var. Bir adet de şöyle örgülü bir güç kablomuz var. İki ucu USB olarak üretilmiş bir kablo. Şu kutusundan kurtulayım. Ürünün dış görünüşünden başlarsak şöyle görmüş olduğunuz gibi üst tarafta alüminyum bir plaka mevcut. Alüminyum plakanın üzerine kaydırma silikon kauçuk pedler var aynı şekilde. Yine fanlarımıza bakarsak 2 adet büyük RGB aydınlatmalı fanlarımızı görüyoruz burada. Şöyle alt tarafına baktığımızda da burada LCD ekranlı bir kontrol paneli var. Bu kontrol paneliyle RGB aydınlatmaların renk modlarını değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde fan hızlarını ayarlayabiliyoruz. Ürünün alt tarafına döndüğümüzde görmüş olduğunuz gibi burada ayarlanabilir ayakları mevcut. Şöyle iki kademeli olarak bunu yerleştirip ayarlayabiliyoruz. Hatta şu şekilde ben yerleştirip göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ayaklarını ayarladığımızda en düşük 6.5 derece, en yüksek 45 dereceye kadar ayar yapabiliyoruz. Yine altında bir adet de notebook sabitleme aparatı bulunuyor. Bu aparatı şöyle notebook soğutucunun ön tarafında bulunan yuvaya taktığımızda notebook soğutucu artık kullanıma hazır hale geliyor. Laptopu yani dizüstü bilgisayarı üzerine yerleştirerek bu aşamadan sonra rahatlıkla kullanabiliyoruz. Dilerseniz dizüstü bilgisayarımızla artık testimize başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir gaming notebook'umuz var. Notebook soğutucu çalışır hale getirmek için öncelikle şu kutu içerisinden çıkan güç kablosunu açıyoruz. Güç kablosunu notebook soğutucunun üzerinde bulunan 2 adet USB porttan herhangi birine takabilirsiniz. Bu portlar paralel bağlı olduğu için bilgisayardan bağladığınız portu buradan kullanmanız imkan tanıyor. Kablonun diğer ucunda direkt bilgisayarın üzerindeki USB portuna bağlıyorum. Herhangi bir USB portuna bağlayabilirsiniz. Şöyle bağladığımda görmüş olduğunuz gibi notebook soğutucu çalışmaya başladı. RGB aydınlatmaları hem fan üzerinde hem de şu yan taraflarında mevcut. Yani iki taraftan da bir RGB aydınlatma sağlayabiliyor. Şöyle ben notebook soğutucunun kontrol paneline de gelirsek görmüş olduğunuz gibi burada 4 adet tuşumuz var. Bu tuşlardan ilki RGB renklerini değiştirmeye sağlıyor. Yani RGB modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. 7 adet bir RGB modumuz var. Kapatmayla birlikte yani ışıkları komple kapatmayla birlikte 8 mod olarak geçiyor. Uzun basılı tuttuğumuzda kapanıyor. Aynı şekilde uzun basılı tuttuğumuzda açabiliyoruz. Buradan istediğimiz renk modlarını da şu şekilde çevirmemiz mümkün. Bu arada RGB aydınlatması tamamen RGB olarak geçiyor. Yani Rainbow tarzı aydınlatmaları destekliyor. Bunun yanında fan hızını arttırma ve azaltma tuşları var. Bu 6 kademeye kadar arttırılabiliyor ve 1. kademeye kadar düşürebiliyoruz. Şöyle eksiye bastığımızda en düşük kademesi 1. kademe oluyor. Bu kademede de 1200 RPM gibi bir değerde dönüş sağlayabiliyor. En yüksek kademeye getirdiğimizde de 1500 RPM hıza çıkabiliyor fanlar. Bu sayede de maksimum soğutma sağlayabiliyoruz. Yine buradaki kapatma tuşumuzla fanı ayrı bir şekilde kapatabiliyoruz. Yani isterseniz RGB aydınlatma sürekli çalışır durumda kalabilir. Ama fanı istediğimiz gibi kapatıp açabiliriz veya tam tersi işlemi de gerçekleştirebiliriz. Arkadaşlar kısaca notebook soğutucunun teknik özelliklerine değinelim. Bu arada RGB aydınlatmasını daha iyi görmeniz için ortamı biraz kararttım. Jio GT RGB notebook soğutucu 415'e 285 mm boyutlara sahip. Bu boyutlarla birlikte 10 ile 18 inç arası tüm notebooklarla uyum sağlayabiliyor. Yani direkt stand üzerine yerleştirerek kullanabiliyoruz. Bunun yanında ön tarafta 2 adet büyük 140'a 140 mm fanlarımız bulunuyor. Bu fanlar 72 CFM'e kadar hava akışı sağlayabiliyor. Bununla birlikte 17 ile 20 desibel arasında bir gürültü değeri mevcut. Fanların dönüş hızı 1200 ile 1500 RPM arasında özelleştirilebiliyor. Bunu zaten göstermiştim daha demin sizlere. Bunun yanında RGB aydınlatma modu olarak 7 adet RGB aydınlatma modumuz bulunuyor. Kapatma özelliğiyle birlikte 8 adet mod olduğunu söyleyebilirim. Yine bunun yanında notebook soğutucumuzu 6.5 ile 45 derece arasındaki açılarda ayarlayabiliyoruz. Notebook soğutucunun kısaca teknik özellikleri değindik. Şimdi performans testlerine geçelim. Öncelikle şöyle sadece notebook soğutucu olmadan bir benchmark testi yapıp sıcaklığı hep birlikte bakalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi sıcaklık değerleri 41 derece ile 42 derece arasında değişiyor minimum maksimum olarak. Yine aynı şekilde işlemci sıcaklığı 38 ile 39 derece arasında. Şurada zaten değerleri görebiliyorsunuz. Hemen bir benchmark testini başlatalım. Bakalım bunun sonunda sıcaklıklar ne kadar olacak.
Testimizi tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi sıcaklıkları izlediğimizde maksimum 95 dereceye kadar çıkmış sıcaklığı. Yine aynı şekilde GPU'ya, grafik işlemciye baktığımızda o da 70 dereceye kadar sıcaklığı yükselmiş. Şimdi notebook soğutucunun üzerine yerleştirip tekrardan bir test daha uygulayalım. Aradaki sıcaklık farkını hep birlikte gözlemleyelim. Görmüş olduğunuz gibi dizüstü bilgisayarı standın üzerine yerleştirdik. Bir benchmark testi daha başlatacağım. Şu an en yüksek kademeye getirdim. Sıcaklığı da görmüş olduğunuz gibi şu an 36 derecede notebook soğutucuyu çalıştırdığımda. Değerleri sıfırlamıştım fakat şöyle sağlam almak için ben yine bir kere daha sıfırlıyorum. Testimizi de hemen şuradan başlatalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi testi tamamladı. İkinci teste geçmeden ben şöyle hemen iptal edeyim. Aradaki sıcaklık farkına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi maksimum 85 dereceyi görmüş. Minimum da zaten 35 dereceydi. Yani notebook soğutucu varken ve yokken arasındaki sıcaklık farkı da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bugün sizlerle birlikte Jio Gaming notebook soğutucuyu inceledik. Eğer onu incelemek veya satın almak isterseniz şu aşağıda açıklama bölümünde bulunan bağlantıdan ürüne ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Bizi desteklemek isterseniz kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilirsiniz. Yeni bir Teknostore videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.